Alpara ekranlarına hoş geldiniz. Tarladan Sofraya programıyla karşınızdayız. Bugün önemli bir sektörü konuşacağız. Buğdayı ve unu konuşacağız. Bununla birlikte tabii ki sektördeki yeni yatırımları ve 2024 yılını tamamlarken rakamları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı ve SÖKE Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Beyhan Hanım. Güzel bir yayın diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Şimdi oldukça temel bir faktör. Buğdayı konuşuyoruz, unu konuşuyoruz. Birçok ürünün aslında birçok besinin ham maddesi ve bu anlamda sağlık açısından da birçok önemli faktörü var. Bir yandan tabii hem üretimi konuşuyoruz hem ihracatı konuşuyoruz ama çok başlığımız var. Sizi misafir etmişken hepsini konuşalım isterim. İlk olarak buğday üretimiyle başlayalım. Tabii ki buğday üretimi ve un üretimi bu anlamda en önemli konulardan biri. Nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'deki mevcut durumu konuşalım. Evet, Türkiye bir tarım ülkesi gerçekten ve buğdayda da dünyanın en büyük 10. 11. işte sezondaki üretime göre üreticisi olarak dünya piyasasında da önemli bir ağırlığı olan ülke. Bu içinde bulunduğumuz yılda 21 milyon ton TÜİK'in ilk tahmini gelmişti. Sezonu tamamladık şu anda ve 20,8 milyon ton olarak buğday üretim tahminimiz sezon sonunda güncellenmiş oldu. Bu rakam uzun yıllar ortalamalarımıza yakın bir rakam. Çünkü zirve olarak 22,5 milyon tonu gördük. Kurak yıllarda 17,7 milyon tona kadar düştük. 20,8 milyon ton da bunun ikisinin ortasında diyebileceğimiz bir yerde, yani iyi bir hasat geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye'nin bu üretim ve tüketim dengesi tarafına baktığımızda da 21 milyon tonluk bir yıllık tüketim öngörüyoruz. Dolayısıyla üretimin tüketimi karşıladığı güzel bir seneyi tamamlamaktayız. Tabii tarımın en önemli özelliği üstü açık bir fabrika olması, yani iklim şartlarından yoğun bir şekilde etkilenmesi. O yüzden biz diyoruz ki her sezon yeni bir maç başlıyor ve o maçın hani 90. dakikasına kadar, son anına kadar her şey tekrar yeniden değişebilir. Şu anda da 2025 yılı için ekimlerin yapıldığı, ne kadar hangi ürünün, çiftçimizin hangi ürünü ekeceğini seçtiği bir dönemdeyiz. Eylül ayında yağışlarımız iyi gelmişti. Ancak Ekim ayına baktığımızda bir miktar yağışlarda düşüş gördük. Özellikle bu baktığımızda en önemli üretim bölgesi İç Anadolu tabii ki. Ardından Güneydoğu Anadolu bölgesi, ardından da Marmara bölgesi. Bu bölgelere baktığımızda yağış oranlarında ciddi düşüşler gördük. İç Anadolu'da 8,2 milimetre ile önceki yıla göre %74, Güneydoğu Anadolu'da 87, Marmara'da da %81'lik bir düşüş var. Kasım ayında bu ekimlerin sağlıklı yapılabilmesi için, toprağın rutubetlenmesi için yağışların artmasını bekliyoruz. Türkiye genelindeki düşüş aslında daha düşük, %46 civarında. Ama Karadeniz bölgesi %31 ile önceki döneme göre yüksek yağış aldığı için Türkiye ortalamasını yukarı çekiyor. Ama Karadeniz bölgesi de bir tahıl üretim bölgesi değil. Yani bir cümle, henüz 2025 için tahmin yapmak için çok erken. Ama sezonun başına, Ekim dönemine biraz kurak başladığımızı belirtebiliriz. İlerleyen aylarda bunun toparlamasını diliyoruz. Hani burada yine bir parantez açayım, böyle çok karamsar bir hava oluşmasın. 2023-24 sezonunda da Şubat ayına kadar çok kurak bir dönem geçirmiştik. Özür diliyorum, 22-23 sezonunda Şubat'a kadar, 23 Şubat'ına kadar, ama ondan sonra o kadar güzel yağışlar geldi ki işte 22 milyon tonu aşan çok bereketli bir üretimi sağlamış olduk. Dolayısıyla sezon boyunca bütün bu gelişmeler sektör tarafından takip edilmiş olacak. Hani buğday ve buğday üretimi, tüketimi ve önümüzdeki sezonla ilgili bunları söylemiş olabilirim. İsterseniz buradan da biraz una doğru geçebiliriz.
Tabii devam edelim. Tabii bir yandan da ben şunu da sormak isterim. İhracatını da konuşuyoruz. İhracat rakamları da bu anlamda önemli. Altını çizdiğiniz gibi Türkiye bu anlamda tarım ülkesi, başta İç Anadolu olmak üzere önemli üretim miktarları var. Bir yandan hep devam etmek istediğiniz noktada devam edelim. Hem de ihracatı konuşalım isterim. Tabii ki un üretimi ülkemizde temel gıda olan ekmeğin ana ham maddesi ve o yüzden de sektörümüz gerçekten bu ülkemizin tüketim kültürüyle eşleşmiş bir şekilde son derece ilerlemiş durumda. Bu ilerlemenin sonucu da ihracatta da dünyanın lideri konumuna ulaştı ki bu 10. sezon, 2014 sezonundan itibaren 24'e geldik. 10. sezondur dünyanın en çok un ihraç eden ülkesiyiz. Hep burada rekorları paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bir önceki sezon 3 nokta bir önceki yılın sonunda 3 milyon 665 bin tonla yine tüm zamanların en yüksek un ihracatına ulaşmıştık. 2024 için de benzer bir hedefimiz vardı. Bu rakamı aşmak, hatta 4 milyon tona kadar ulaşabilir miyiz diye düşünüyorduk ama ihracatla ilgili şöyle bir durum oluştu. Bu sezonki az önce konuştuk 21 milyon tonluk üretim, bir önceki sezondan 22 milyon tonluk üretim Türkiye'deki iç piyasadaki stok miktarını olağanın üstüne taşıdığı için bunu dengelemek amacıyla bir ithalat kısıtlamasına gidildi. Bu ithalat kısıtlaması da ihracat tarafında ihracatçının elini birazcık zayıflattı. Çünkü yurt dışındaki fiyatlarla, dünya fiyatlarıyla ham madde temin edip ihraç etmek daha kolayken yurt içindeki fiyatlarla ihraç etmek zor olduğundan ihracatta bir düşüş yaşamaya başladık. Haziran ayından itibaren keskin bir düşüş oldu. Aylık bazda yaklaşık %40'ları bulan bir ihracat düşüşü şu anda totalde baktığımızda Haziran-Ekim döneminde %46'ya ulaşmış durumda. Bunun sonucunda da yılı 3 milyon ton noktasında kapatmayı bekliyoruz. Bu da bizi 2022 rakamına geri düşürmüş oluyor. Yani ihracat anlamında çok başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Ama 2025 yılında bu düzenlemenin bir nebze gevşetilmesi veya tamamen kaldırılması bekleniyor. Çünkü Türkiye'nin üretim, tüketim, stok dengesine baktığımızda ithalat yapmadığımız bu yaklaşık 6 aylık dönem dengeye tekrar kavuşmamızı sağlayacak. Böylelikle 2025 yılında yeni yıla daha hızlı bir şekilde ihracatta başlayacağımızı düşünüyoruz. Burada biraz ülkelere de değinebilirim. İhracatın ithalat kısıtlamasından dolayı etkilenmesiyle beraber Türkiye'nin ana pazarlarında da bir takım değişimler oluyor. Burada Irak pazarını örnek verebiliriz. En önemli ve en büyük pazarımız özellikle Irak'ta son dönemde Irak'taki endüstrinin gelişmesinin o ülkeye yapılacak ihracatlarla ilgili trendi biraz düşürdüğünü görmekteyiz. Bu gayet doğal bir durum. Yine burada da karamsar tablo çizmeyelim. Yaklaşık 22 yıldır sektörde yöneticilik yapmaktayım ve her sene, her sezon bir ülkede bu tarz kısıtlamalarla karşılaşırız. Ama bir başka ülkede de ihtiyaç doğduğunu görürüz. Dolayısıyla sektör olarak piyasanın içinde olmak önemli bir kaliteyi sürekli şekilde sağlamak, tedariği sürekli şekilde sağlamak burada pazarlarda var olmanın anahtarı. Fırsat doğduğunda da o pazara girmek gerekiyor. Dolayısıyla bazı pazarlar azalsa da bazı pazarların yükseldiğini görüyoruz. Uzun vadeli trend de Türkiye'nin yine 3 milyon tonluk un ihracatını koruyacağına inanıyoruz. Bir taraftan da tabii özellikle un sektörünün unlu mamuller sektörüne evrilmesi durumu da söz konusu. Biraz burayı da konuşalım isterim çünkü önemli gelişmeler var. Bu anlamda yeni yatırımlar, yeni projeler söz konusu. Neler söylemek istersiniz? Evet, biz buğdaydan yani tarladan sofraya giden bir değer zincirinin içerisindeyiz. Burada buğday una dönüşüyor. Undan sonra bu ürün işte makarnaya dönüşüyor, bisküviye dönüşüyor, noodle'a dönüşüyor, donmuş ürünlere, donmuş ekmeklere, kruvasanlara dönüşüyor ve tüketicinin sofrasına ulaşıyor. Değer zincirinde tabii ki ne kadar tüketiciye yaklaşırsanız katma değer de yükselmekte. Bir araştırmaya göre dünyadaki şu anda
Toplam un pazarı 102 milyar dolar iken unlu mamuller pazarı 623 milyar dolar seviyesinde ve yıllık büyüme oranlarına baktığımızda önümüzdeki 4 yıl için unlu mamuller pazarının %4,2 yıllık büyümesi beklenirken, özür diliyorum, unlu mamuller pazarının %5,7 büyümesi bekleniyor. Yani unlu mamullerdeki tüketim artışı çok daha hızlı. Neden? Çünkü şu anda tüketim trendlerinde bir değişiklik var. Daha çok şehirleşme, şehirlerin içerisinde daha çok bireysel yaşam. Bireysel yaşam demek mutfakta kendinizin daha az yemek pişirdiğiniz, daha hazır ürünlere yöneldiğiniz bir ortamı kastediyor. Dolayısıyla tüketime hazırlanmış unlu mamuller pazarının hızla büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye ne yapıyor burada? Türkiye'nin özellikle makarna sektörü gerçekten de aynı un sektörünün o 10 yıl önceki liderliğe ulaşmasındaki gibi, ondan önceki 10 yılda yani 20 yıl önce yarattığı trend gibi şu anda çok hızlı bir şekilde ihracatını yükseltiyor. Bugün 2024 yılının sonu için beklenti 1,4 milyon tona makarna ihracatının ulaşması ve 1 milyar doların üzerinde bir ihracat geliri elde etmesi. Bu çok önemli. Türkiye'nin çünkü birim fiyata baktığımızda makarna da ortalamaların 700 dolarların üstüne çıktığını görüyoruz. Şöyle açıklayalım onu da. Bugün buğday fiyatı 250 dolar. Un fiyatına baktığınızda 450, 400-450 dolar bandında. Makarna da 700 dolardan başlıyor. 1000 dolara kadar ürün fiyatları söz konusu. Dolayısıyla katma değeri yükselmiş oluyor. Buradan geçiyoruz. Yine Türkiye'nin bir kendi geleneksel ürünü olan, yani Türkiye'ye ait bir marka olan bulgura. Yine orada da 9 aylık bazda baktığımızda şu anda 150 bin tonu geçen, işte 90 milyon dolara ulaşmış bir ihracat var. Sene sonunda 200 bin tonun üzerinde 130-140 milyon dolar bir ihracata ulaşmasını bekliyoruz bulgurun da. Burada da yine 650 dolarlık birim fiyat. Oradan bisküvi grubuna geçtiğimizde ortalama fiyatların çok daha yükseldiğini görüyoruz. Yine 9 aylık baktığımızda 153 bin tonluk ihracatın karşılığında 370 milyon dolarlık bir gelir söz konusu. Yani 2500 dolar. Dolayısıyla undan unlu mamullere doğru ne kadar sektörümüz ilerlerse ihracat alanında içindeki katma değer de yükselmiş oluyor. Burada unlu mamuller sektörü açısından Türkiye'deki un sanayinin bu güçlü altyapısı, kaliteli üretimi, ihracatta büyük oyuncu olması önemli bir onlara tedarik gücü sağlıyor. Çünkü bizim sektörümüz onlara ham madde sağlayarak ürünlerini kaliteli bir şekilde üretmesini sağlamakta. Bir yandan da tabii özellikle baktığımızda unlu mamullerin tabii ki başta buğday olmak üzere yine bundan üretilen özellikle un ve unlu mamullerin beslenmede de önemli yeri var. Biraz da burayı konuşalım isterim. Çünkü tabii ki sağlık bilinci özellikle pandemi sonrası tüketicilerde çok fazla arttı. Ve bununla ilgili birçok aslında çalışma yapılıyor, birçok veri yayınlanıyor. Biraz burayı da konuşalım isterim. Evet, geçtiğimiz günlerde bir araştırmayı okurken şuna rastladım ve hatta birkaç kez de kontrol etme ihtiyacı duydum. Dünya üzerinde gelişmekte olan ülkelerde kalori ihtiyacının %55'i tahıllardan temin ediliyor. Bu zaten normal beklediğimiz bir veriydi. Çünkü karbonhidratları tahıllardan alıyoruz. Dolayısıyla enerji kaynağı olarak ana kaynak olması gayet normal. Ama bu verinin yanında bir de protein kaynağı olarak protein kaynakları içerisinde tahılların payına baktığımda yine %50'yi görünce şaşırdım. Çünkü hani hep zihnimizde protein kaynağının işte et, süt grubu olduğu üzerine bir algı diyelim. Hani öyle yerleşmiş zihnimize ama aslında tahıllar önemli bir de protein kaynağı. Çünkü eğer toplam, tabii ki bu ülkelerin veya tüketicilerin gelir seviyesiyle de alakalı. Hani şunu belirtmek lazım. Tüm dünya olarak tüm beslenmemizi et üzerinden yapamayız. Bu dünyanın bütün ekosistemini, dengesini bozacak bir durum tabii ki.
dengeli beslenmek durumundayız. Bu hem insanın kendi tüketimi için böyle hem de üretim zinciri deseni açısından böyle. Şunu kastediyorum. Aslında tahıllar sadece enerji kaynağı, karbonhidrat kaynağı değil, önemli de bir protein kaynağı. Bugün işte bir tükettiğimiz ekmeğin, makarnanın içerisinde karbonhidrat alırken yanında %14, %15 de protein almış oluyoruz. Dolayısıyla beslenmenin gerçekten de temel zinciri dünya üzerinde tahıllar olarak öne çıkıyor. Tabii burada beslenme trendlerinde artık daha bilinçli, daha sağlıklı beslenme konusunda hassas bir tüketici olduğunu görüyoruz. Yani burada tahıl ürünlerinden uzaklaşmaktan ziyade tahıl ürünlerinin içerisinde daha sağlıklı olanlarını seçerek tüketme eğiliminin arttığını söyleyebiliriz. Özellikle işte tam buğday unları, organik ürünler veya çok tahıllı miksler gibi ürünlerle hem karbonhidrat ihtiyacı hem protein ihtiyacı karşılanırken sağlıklı bir şekilde beslenmede aynı zamanda gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla dünyanın özellikle nüfusu kalabalık olan ve büyümekte olan bölgelerinin gelişmekte olan ülkeler olduğunu değerlendirirsek, biraz da bunu az önceki ihracat verilerimizle, ihracat vizyonumuzla da birleştirmek istiyorum. Gelişmekte olan ülkelerin geleceğinde tahıl, yani tahıldan üretilen mamuller, un ve unlu mamuller kesinlikle daha çok yer alacak ve bu alanda daha sağlıklı ürünler üreten, daha inovatif ürünler üreten, özellikle hazır tüketicinin doğrudan tüketebileceği ürünler üreten ülkeler, şirketler başarılı olacak. Ben Türkiye'nin de bu konuda oldukça ileri gideceğine eminim. Tabii bir yandan da özellikle Eren Bey, dijital tarımı konuşuyoruz. Çünkü tarımda hassas tarım oldukça önemli. Bir tarafta dijital teknolojilerin kullanılması tarımdaki verimliliği oldukça önemli ölçüde artıran faktörlerden biri. Nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu eğilim gitgide artacak gibi duruyor. Çünkü bir taraftan hem su kaynaklarını birazdan konuşacağız. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini, sürdürülebilirlik çalışmalarını, su kaynaklarını verimli kullanabilmek ve tarımdaki verimi artırabilmek hem ürün açısından hem üretim açısından oldukça önemli. Dijital tarımı da konuşalım isterim. Evet, biz uzun dönemli trendlere baktığımızda Türkiye'de tahıl üretimiyle ilgili üretim miktarımızı koruyoruz. Ama bir gerçek var ki tarımsal üretim alanları özellikle işte buğdayda önemli derecede azaldı. Yani 9 milyon hektarlardan 7 milyon hektarlara kadar bir küçülme izledik. Neden? Çünkü ister istemez tüm dünyada olduğu gibi tarımın demografisi değişiyor. Çiftçimiz yaşlanıyor. Çünkü genç nüfus artık kırsalda kalmayarak şehire gitmekte. Dolayısıyla o zaman alanlar daralıyorsa üretim düşer. Üretim düşerse de gıda tedarik zinciri bozulur. Bu bir tehlike. Ama bakıyoruz yine bu aynı 20 yıllık veriye baktığımızda verimin her geçen sene, yani birim alandan elde edilen ürün miktarının her geçen sene arttığını görüyoruz. İşte burada bugüne kadar etkili olan zirai uygulamalar, işte sertifikalı tohum, gübre kullanımı, doğru zirai tekniklerin kullanılması, makineleşme gibi katkılar önemli rol oynuyordu. Tabii onların verimi getirebileceği bir nokta var. Bundan sonra da dijitalleşme, dijital tarım, yapay zeka tarımın yine geleceği olacak ve aslına bakarsanız da hani hep böyle bir dünyanın 2050 yılı projeksiyonu ortaya konulur. Dünya nüfusu 10 milyarı geçecek. İşte biz bu 10 milyarı beslemek için şu anki tarım alanlarını %60'tan fazla büyütmemiz lazım. Çünkü sadece dünyanın nüfusu artmıyor. Dünyadaki her insanın tükettiği kalori de her yıl yükseliyor. Son 50 yıl içerisinde 2000 kalorilerden ortalama tüketim 3000 kalorilere geldi. Yani daha çok tüketen, yiyen bir dünya haline dönüştük. Dolayısıyla 2050'ye gittiğimizde üretimin bugünkü seviyesinin iki katını geçmesi lazım. Nüfus her ne kadar sadece %25 artıyor olsa da üretimin iki katını geçmesi lazım. Bu insanı şöyle bir ilk bakışta korkutan bir veri ve söylem, ama işte bunun çözümü de akıllı tarım, dijital tarım, yapay zeka ile
geliştirilmiş tarım. Yani özetle verim. Verimin artırılması. Bunun için de şu ana kadarki daha önceki ziraat uygulamaların getirdiği noktadan dijital tarım bu bayrağı teslim alacak ve bundan sonra da verim artışı için bu yolculuğu sürdürmüş olacak. Hep artık hani tarlaların üzerinde uçan dronları, uydu resimleriyle bitkilerin gelişiminin takip edilmesi, ona göre gübreleme, sulama kararları verilmesini ve bunların artık kişisel kararlardan çıkarılıp verileri yapay zekanın analiz ettiği ve ona göre sulamanın, gübrelemenin karar verildiği tarıma doğru ilerliyoruz. Burada teknoloji geçtiğimiz yıllarda daha pahalıydı ama giderek bu teknolojilerin de ucuzladığını ve erişilebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye gibi bir tarım ülkesinde, evet bizim topraklarımız var ama toprakları işleyecek insan sayısının maalesef azaldığı bir ortamda gerçekten de tam ihtiyaç olan yerde teknoloji devreye giriyor. Bunun da Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ki özellikle artık bu yılı bitiriyoruz. Neredeyse 1,5 aydan az bir süre kaldı. 2025 yılı için hedefleri, yeni yatırımları da dinlemek isteriz bu doğrultuda. Nasıl bir gelecek perspektifi çizersiniz? Hem buğday hem un açısından konuşalım. Evet, Türkiye'de şu anda sektörün en önemli parametresi tabii ki ihracat. Yani ihracattaki bu yılda yaşamış olduğumuz düşüş biraz yatırımlarla ilgili de ara verilmesine sebebiyet verdi. Ama 2025'te ihracatın tekrar toparlamasıyla beraber yatırımların da artacağını düşünüyoruz. Özellikle de ihracata yönelik kapasite ve artışları, revizyonları, yine katma değerli alanlara yönelik yatırımların 2025 yılında da ilerleyeceğini düşünüyoruz. 2025 yılı için hani ihracat hedefi vermek erken ama tabii ki her zaman hedef bir önceki seviyeyi, en üst seviyeyi, rekoru aşmak olacaktır. Bu da 2025 yılında 2023 yılındaki 3,6 milyonun 2025 yılında 3,7 milyon tonla aşılması ana hedef olarak öne çıkacaktır. Uluslararası Un Sanayicileri Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim Beyan Hanım. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz kıymetli konuğumuza da katkıları için. Buğdayı konuştuk, unu konuştuk. Una dair birçok aslında başlığı değerlendirmiş olduk ve Tarladan Sofraya programını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.